Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir bilgilendirme çalışmalarımıza ara vermiştik. Bugün yeni bir bilgilendirme videomuzla sizlerle baş başayız. Öncelikle sizlere arkadaşlardan gelen sorular doğrultusunda ya da müşterilerimizin bize sormuş oldukları sorular doğrultusunda bir çalışma yapmaya karar verdik ki insanlar bu konudaki karışıklığı gidermiş olsunlar. Vitaminler üzerinde bir çözünürlük konusunda bir çalışma yapacağız. Elimizde bir miktar A vitamini var. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi rengi de bunun tuhaf yani bir kimyasala benzemez toprak gibi kırmızımsı. A vitamini karaciğerde depolanan ve yağda çözünen bir vitamin türüdür. Normal besinlerde iki tip A vitamini bulunuyor. Bunlardan ilki önceden oluşturulmuş premet A vitaminidir. Aynı zamanda retinol adıyla da bilinen ve aktif bir A vitamini tipidir. Et, balık, kümes hayvanları, tam yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvanlarda, gıdalarda bulunur. İkinci A vitaminisi ise provitamin A olarak bilinir ve meyve ile sebze gibi bitki bazlı gıdalarda bulunuyor. Buradaki en büyük sorunumuz ise üretim sırasında vitaminlerin çözünürlüğüdür. Vitaminleri genellikle karıştırıp suda çözmeye çalışırlar ama vitaminler suda çözünmez. Yağda çözünür. Suda çözünen formu da vardır ama genellikle yağda çözünenleri karıştırırlar. Şimdi sizlere bir miktar suyun içerisine katıp 30 santigrat derecede vitamin A'nın çözünürlüğü ne kadar? Çözünüyor mu, çözünmüyor mu? Ona bakacağız. 200 mililitrede suyumuz var. Yani bir 5 gram falan dökmeyi düşünüyoruz ki bakacağız. Gördüğünüz gibi suyun içerisine attık. Belli bir süre bekleyeceğiz. Yaklaştırıp gördük. Yaklaştıralım. Bir dakika falan bekleyelim. Çözünürlük oluşuyor mu, oluşmuyor mu diye. Meydana geliyor mu çözünürlük? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi vitamin A suda çözünmedi. Durdurabiliriz. Sorun yok. Dursun. Aynen attığımız gibi duruyor. Dolayısıyla yağda çözünmüş olduğunu kanıtladı. Suda çözünmediğini de kanıtlamış oldu. A vitamini çok pahalı bir vitamin türüdür. Kilosu yaklaşık ne diyeyim size, özellikle hayvansal olanlar 80 euro civarında. Türkiye'de üretimi yok. Üretirseniz çok para kazanırsınız arkadaşlar. Başarılar dileriz.